Herkese merhaba. Doktor Sevil Gizlenti ben. Gıda işlemleriyle ilgili riskler var mı? Bu videomuzda gıda işlemlerinin risklerinden bahsedeceğim. Hiç olmayan ve olası risklerden bahsedeceğim. İlk başta şununla başlayayım. Hiç olmayan bir risk, hayati risk var mı? Gıda bölgesi bölge olarak şah damarı, işte nefes borusu, yemek borusu derken o bölgede çok hayati organlar var ve haklı olarak o bölgeyle ilgili bir şey yaptırırken çekiniyorsunuz. İlk başta bunu bir söyleyeyim. İşlemde herhangi bir hayati risk yok. Nasıl bu kadar kendime güvenerek anlatabiliyorum bunu? Çünkü sizin bu saydığım organlarınızın tamamını vücudumuz platizma kası dediğimiz pelerin kası olarak da bilinen bir kasla zaten koruma altına alınmış. Bütün bu önemli organlar ve dokular platizma kasınızın altında. Peki ben nerede çalışıyorum? Platizma kasımızın üstünde çalışıyorum. Arada zaten koruyucu bir kas tabakamız var. O nedenle biz bu işlemleri yaparken sizin bu önemli dokularınızdan çok çok uzaktayız. Biz hemen derinin altındayız. O nedenle işlemde herhangi bir hayati risk yok. Bununla başlayalım. Yine hiç olmayan bir risk, yine sizin çok sorduğunuz. Liposuction deyince, liposuction yaptırdı, pıhtı attı. İşte pıhtı attı, yoğun bakıma kaldırıldı gibi haberler duyuyorsunuz ve haklı olarak liposuction kısmından korkuyorsunuz. Benim yaptığım teknikle yine liposuction'da herhangi bir risk yok, pıhtı riski yok. %1 demiyorum, binde bir demiyorum, milyonda bir demiyorum. Pıhtı atma riski yok. Nasıl bu kadar güveniyorum? Bilimsel olarak size şimdi hani biraz daha Türkçeleştirerek anlatayım. Şimdi vücutta liposuction yapıldığında neden pıhtı atıyor? Önce onu anlatayım. İşlem sırasında kişiler genel anestezi altında oluyor. Genel anestezi dediğimiz şeyde siz sadece uyumuyorsunuz. Bir yandan bütün kaslarınızda geçici felç etkisi yapan bir ilaç veriliyor size. Kaslar felç halinde olduğunda ve doktor derin dokularda çalıştığında o kalın kanülleri gir çık yaparken yanlışlıkla kasın arasındaki kalın damara da girebiliyor. Ve siz uyuyor halde olduğunuz için, yani genel anestezi altında olduğunuz için, onu hissetmediğiniz için doktora da bir tepki veremiyorsunuz. Kaslar da dediğim gibi geçici felç durumunda. Bu nedenle damara girip o almaya çalıştığı yağı pıhtı olarak damara verebiliyor. Ve evet, bu çok üzücü sonuçlara neden oluyor. Ama benim işlemimde bir kere siz uyanıksınız, bir. Ben lazerle yağı önce eritip ondan sonra liposuction yapıyorum. 2. Bir de çok ince kanüllerle çok yüzeyde çalışıyorum. Bu da 3. Bu 3 ana neden başta olmak üzere ve dediğim gibi çok ince ince çalıştığım için de bu işlemde pıhtı riski yok. En önemli 2 merakınız bence gitti. Hayati risk var mı? Yok. Pıhtı atma riski var mı? Yok. Peki riski ne? Evet, işlemden sonra morarma riski var. Girişimsel işlemlerin tamamında olabildiği gibi bu işlemde de morarabilirsiniz. Morardınız, en kötü morluk bile bir haftanın sonunda tamamen geçer. Evet, bu işlemde ödem riski var. Ödem, lenf ödem dediğimiz bir ödem şeklidir. Masaj ve korse dışında hiçbir şekilde, yani sizin bol su içmeniz, yeşil çaylar tüketmenizle geçmeyen, masajla dağılacak bir ödem riski var mı? Evet, var. Ortalama bir ayın sonunda ödem de tamamen geçer. Yine bir riski ne? Bölgede uyuşukluk hissi. Yine girişimsel işlem olduğu için dokunduğunuzda ödem devam ettiği sürece bir tık hissizlik, uyuşukluk hissi olabilir. Bu da yine tamamen geçici bir risktir. Yani toparlarsam, işlemde hayati risk yok. Pıhtı riski yok, morarma riski var, ödem riski var. Benim size söyleyeceğim riskler aslında basit ve tamamen geçici. Kalıcı bir risk söz konusu değil. Bunu benim yaptığım işlemlerden de, binin üzerinde hasta serimizden de gördük. Daha öncesinde de, benden önce de yapılıyordu bu işlem. Toplamda baktığımızda bunu net olarak söyleyebiliyorum. Evet, işlemde bir risk yok. Sarkma riski yok. O bir risk değil ama onu da soruyorsunuz. İşlemden sonra sarkma riski var mı? Hayır, sarkma riski de yok. Tam tersi, sıkılaşmanızı da sağlar. Özetle, 1,5 saatin sonunda sizi kalıcı olarak tek seansta gıdınızdan kurtarırken ben öyle büyük büyük riskler almıyorum. Küçücük risklerle işlemi tamamlıyoruz. Evet, morarabilir, evet ödem olabilir.
Hepsinin çözümü var, hepsi geçici. O yüzden bu riskleri kafanızda büyüte. Ha bu arada gene anestezi de vermiyorum. Gene anestezi vermediğim için, yani anestezi vermediğim için buna bağlı da bir risk söz konusu değil. Neredeyse risk almadan, gıdınızdan kalıcı olarak kurtarmayı vaat ediyorum. Siz de gıdınızı sevmiyorsanız, profiliniz daha güzel olsun, çene hattınız daha muntazam olsun istiyorsanız, evet mükemmel bir çene hattına kavuşturabiliyorum. Hem de tek seansla. Sizleri de beklerim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.